Merhaba arkadaşlar, hepinize günaydın canlar. Nasılsınız inşallah? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Haliniz hatırınız iyidir arkadaşlar. Evimize geldik, sabah kahvaltısı hazırlayacağız. Ali efendi, kar yağdı kapıya da donarmış. Kısa kolundan şöyle göstereyim, durarsa donar. Durmuş, bana doğal gaz aç, ben dondum diye. Ben de kısa giymeseydim. Seninki inatta, benimki inatta, ben de açmayacağım dedim arkadaşlar. Olur, ben de bahçeye gitmem. Gideceğiz. Karnımızı doyurak. Soğukta bahçeye gidilir mi? Arkadaşlar bir göster şunu. Yağmur yağıyor arkadaşlar dışarıda. Yok canım, karda da eriyeceğim canım. İnan yağmur yağıyor. Buzluktu ya. Donarsın bir de. Ne kadar tembelleştin be. Zaten çayla senin aran yok. Ben içerim. Baktım ne yapayım dedim. Kurcan şöyle mantar almış. 2-3 tanesini şöyle alayım kendimize, kavuklayayım. Her zamanki gibi zeytinimiz, peynirimizi de soğuya koyuverdim. Şimdi aklımdayken şöyle ki hemen bir çatalım çıkarayım arkadaşlar. Unutmadan. Sana horelet içeceğim değil mi sen? Hı hı. Arkadaşlar aleminki horelet. Karıştırmayacağım, aşık olacağım. Arkadaşlar canlar, sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? Sizler inşallah haliniz, hatırınız iyidir. Beri döneler şuraya ne oldu? Oramın. Uçuklamış yine arkadaşlar. Aman canım. Dediğin gibi şeye benziyorum ben aynı. Çürük bir elmiye benziyorum arkadaşlar. Benim ne yapacağım, ne diyeceğim hiç belli olmuyorsa. Bir bak, sapsağlam ipiği bir zamandır uçuklamıyordu arkadaşlar. Ağız burnu iyiydi bu sıra. Oradan patlıyor, oradan varsın patlasın. Sızıntılar herhalde dertler dışarı çıkıyorlar. Bazen üzüntü düğüm zaman böyle şey yaptığım zaman dışına vuruyor. Yüzün şişmiş gibi sanki, bakayım bir. Şu tarafım biraz büyümüş gibi. Olsun, olsun, yorayım. Bunca da yememiş bunu babası. Kucana bıraktıydım arkadaşlar, yesin değil. Yememiş. Kurcan Bek genellikle arkadaşlar binde bir kahvaltı yapmıyor, sabah erken çıkıyor. Baya bir erken gidiyor. Akşam da geldi mi yerse yiyor, yemese yine şey yapmıyor. Al bir zeytin, yeşil zeytin daha koyayım tamam. Reçel yiyeceğim yine. Olur. Boş bunu baya yeter mi? Yeter hadi ne diyeyim. Ayva reçeli yersen koyacağım, o ağabey. Ayva reçelimiz var ya. Yok yok. Elma ama ayva mı arkadaşlar? Vallahi. O da dolaba koyalım, şekerleniyor, onlar yenmiyor. Ben sana diyorum ki reçel kısmını dolaba koyma. Arkadaşlar. Senin dediğin gibi de olmuyor. Beyefendi durduğu zaman dışarıda kopurup gidiyor. Ah senin bildiğin gibi o her şey. O zaman iyi pişiremiyorum. Her zaman da dışarıda durmaz. Reçel. Dışarıda durar mı? Hava sıcak oldu mu? Dışa bir şey olmaz da. Ama yazın köpürür gider. Senin onu da bileyim miydi? Bilmedi ama bilmediğin için. Şu mantarları ben güzelce bir bıçağı bir alayım. Şunu da alayım. Yumurtamız da bir tane kalmış. Başka yok. Size de bu. Kocam bol bol yumurta mı yemiş? Yok, yumurta yoktu ki. Yok muydu? Fazla yumurtamız yoktu. Öyle çok yumurta yoktu. Neden? Mantara yumurta kırılmaz ki. Hani niye mantara sucuğuna yumurta yapmıyor mu sucuk yumurta? Ha, o zaman ayrı. Sucuk koyacaksan. Sucuk mu? Evet. Sucuğu orada bıraktın değil mi? Arkadaşlar. Bazen diyor ki oradaki sucuğu buraya getirme. Buradakini oraya getirme diye. Bırak diye. Getirmeyince getirmedim. Dedim bunu getirince Gülcan'a aldık dedim. Gülcan. Bu oranın sucuğu güzeli de ondan dolayı getir dedim ben sana. Yani sucuk mu getirme diyorum, tencere tava mı getirme diyorum. Canından beni doğuşturacak arkadaşlar, açıkça diyeyim. Ayrımın aksat o da. Yani Gülcan'la duyuruyor ki, anam diyor bayağı akıl sıra. Kızım diyor ben sana sucuk aldım, anan getirmedi diyeyim. Gülcan'a mazur beni şey yapacak. Ay bu bayağı bu. Arkadaşlar vallahi ben biliyorum bu şeyin konuştuğu şekli de. Siz anlamıyorsunuz. Ben anladım onu demek istediğimi. Buna da
Çekeceğim bir şeye koydum. Ben yakarım diye. Mantar diye mektep olamaz ya. Aman Atışı. Bir de mantar ekmediğimiz kaldıydı. Bir de ona da ekek de tam olsun. Niye? Ne ek yok? Yok hani. Ya. Sıkıldım artık. Arkadaşlar vallahi hani göründüğü gibi ne ideal. Çok tembel. Yine. Bak hemen şikayete başladı. Yani tembel. Niye tembel diyeceğim? Ben sabah kaçta kalktım? Tembeller belli olur. Ben mi? Ben bir 6'da kalktım. Bir 7'de kalktım. 8'de kalktım. Kahim de dedim. Nasıl olsa çite gidecek halimiz yok. Sabah sabah tarlaya tabana dedim gidecek. Arka buğday mı kaldıracak? Tam mı kuruyacak? Ne olacak? Hani ahal karnımız. O zaman tembel mi? Senin adın. Bir daha bana tembel deme. Şeye tembelsin sen. Bahçeşine tembelsin. Bahçeyi sevmiyorum ya. Zoruna mı sevdim? Bahçeşini sevmiyor arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim. Eline vereceğim çekici keseri. Ama ona geldi. Bir bekliyorum. Onu sever. Ona şey yaptıracağım inşaat. Hadi hadi iki mantarı yıkar başı çıkamadı hadi. Şey mi lazım lan şöyle. O şey yapıyor bir daha ne yapamadım kıstım ki. Yansana. Neyse. Kucan olmasa bir daha al. Kucana diyor bir daha al. Zor olmasa diyor. Unutma da eme. Tabii. Mantarları yıkadım. Çay da kaynamamış herhalde. Öldüm yine bir şeye kalmaz ki bunlar. Yeter canım Allah Allah. Yeter. Biraz ileri doğruyor tamam mı? Ben diye şimdi hemen öteye çekerim. Güzelce ne? Bunu şimdi sadece üstüne koyaydık. Coz. Ne olur dali? Sadece bunun içinde bir şey mi var? Yok canım. Ya siyahlar bir şey. Ne kadar olacak Halit? Baksana, üzüm bu da çöp olur. Var. O mantarın kendi şeyi. Hakiki şu şey mantar olacak bayağı. Gelmiş ek mantar. Arkadaşlar. Ama anlatacağız sen de. Bizim orada böyle bir şey mantar olup böyle içi. Kırmızı gibi, şürek gibi hani dışıyla. O mantar bir güzel olur. Genellikle şeyde oluyordu. Davallar yatırdıkları yerde bayağı. Hmm. Davallar yatırdıkları yerde olurdu. Ben güzel olur. Hem kaynadı da hemen şunu atacak boşalmaz. Bunu diyelim ya şeyin üstüne atacağım sulu sopana su. Koca koca doğradın ya. Öyle gider ne olacaksın? Tamam. Mantarın etmek şeyine olacak. Güzel olur. Bir şey olmaz. Şimdi işte bir tereyağı koyacağını tereyağı da onun. Şeyden arkanı nereye götürdüm? Haberin var mı senin? Ya bak sucuğu getirdim. Sen oraya tereyağı götürüyorsun. Ama burada şeyden harik ettik. Ötebelleri toplayınca oradan dolabı arkadaşlar dolabı çalıştırmadım. Kalan ötebelleri de oradan poşetlediğimiz zaman oradan gidiverdik ya bahçeden. Onun için bahçedeki ötebelleri de aldım gittim ya. O zaman tereyağı, kalan tereyağı doyanla gitti. Derin dondurucuya attım geldim. Böreğe çöreğe iyi oluyordu. O tereyağı güzeldi bari. Hani hakikisini buldu o zaman iyi. O sözde ne öğrenecektik? Yine gidelim canım havaya baksana mis gibi temiz hava. Karnımızı burnumuzu doyurak aklımız başımız ağrısın. Olur mu canım? Olur. Gidelim güzelce ne? Hava serin iken şeyi bırakalım. Yeter. Bunu sonra koyacağım. Şundan etik bir şey daha koyayım. Ya. Az bir kaşık olsun. Az bir şey şöyle. Ama şuna daha koysam ne olacak? Yine baharsın tabi. Olmaz mı? Olur. İyice nenelersin ha. Arkadaşlar. Vallahi anne dediği gibi inan. Bir top hamur gibi. Ben önce iki hacca dedim. Şimdi olduk bir 80'lik nene. Önceden diyeyim ya elim hızlıydı. Kendim yolda böyle yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Hani eski iki gözü gözü diyor. Diyor ki hemen çekildiğim bir şurada zıplayıversin diyor. Şunların üstünde hoplayayım.
Şimdi o yok yok hani. Sende var mı? Sende de yok. Sende televizyonun karşısına geçip geçip hemen gidiyor. Yani öyle annenin şey yaptığına bakma. Vallahi sabahla televizyonu açmış, battaniyeyi tepesine çekilmiş. Ama abi bakayım. Uyuyup dokar. Yani uyuyor. Hep ben mi? Kendiniz uyuyor. Hani? Kendiler yaşlandı. Dede dede. Kendilere de mi bana nene diye hep de. Kendisi de dedi arkadaşlar. Yani. Ben de değil bari. Şimdi kalmasın. Yedemeyin. Bana ebediyle ben ona niye de dedemeyin. Yani. Aman otur, aman otur. Oturayım herhalde. Niye oturmayayım? Ayakta fazla durmayayım, olmuyor işte. Değerler işte, biliyor musun? Bir daha altına buldum. Öbür maydanozlarımız bir bitirirse, bayağı bir maydanozumuz var arkadaşlar. Sen otur değil, ektin. İkin başarılama. Allah izin verirse, şeyim çaktı. Maydanozumuzu çaktı. Buyurun arkadaşlar, gelin. Vallahi hepimize de yeterli bir iki maydanoz. İki maşallah. Maydanoz yeşillik olmaz arkadaşlar. Şimdi tonun peynirinin yanında biliyor. Benim bir şöyle otum olacak. Şunu bir karıştırıyorum. Ayağım var sonra. Bu zaten suymuş. Eridi gitti aslında. Evet, öyle. Bunu fazla pişirmeye gerek yok. Evet, şimdi hemen yani şey yapacağım. Dedim ya. Bir tane. Bir tane yumurta şu atsın. Bir tane koyalım da bir tane. Olmaz. Bir tane yumurtadan çuvalıyor mu? Bir tek yumurta, bir tek yumurta var. Yiyor ne diyor? Yani. Bir tek yumurta, bir tek yumurta. Pişti mi o şimdi? Herhalde pişti gibi ya. Zaten kalmadı, doluydu tencere. Doluydu. Dolu dedim mi daha fazla doluydu demeli daha. Ya kabarıyordu demek istedim. İyi olur o ne olacak? Bir tuzu da görünce şimdi yeter tuzu az boy. Olup bir kit alıp bu şerbetle şimali. Yumurtayı da bir tane bırakacağım, çuvalda da bırakacağım. Bir yumurta, bir yumurta. Arkadaşlar bugün de Hatice Hanım'ın basit, kolay, hemen mantarları doğradı, yıkadı, tavuğa koydu. İçine de bir yumurta koydu. Arkadaşlar yemek çeşidi, o kadar dolu yemek çeşidi var da. En kolayı Hatice Hanım'ınki. Arkadaşlar doğru olanı yapıyor. Bizler arkadaşlar alışmışak dediğim gibi önceden dolabımıza, kolumuza, dilimize en güzeli oluyor yani. Haklısın. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın canlar. Gelin beraber olsun. Tamam.